yiyoruz. Etli tüt sürüyorduk, ülkede yiyoruz. Bolu tüt sürüyoruz. Beslenme alışkanlığı değiştirmek uzun süreçli bir politika gerektiriyor. Yani bugünden yarın bunlar kendi şeylerini yapacağız gibi. Şimdi biz ürünü satacaksak, ürünü onları satacaksak. Çünkü yağ değişimi var. Yani kızartma sağlıklı olmamasının gerekçesi buradan geliyor. İşte bunun yağ değişimi en başta. Evet, sonra arkadaşlarımız varsa alalım. Biz su ürünleri sektörü olarak son 20-25 yıllık dönemde dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcileri ve ülkemize kazandırdık. Bu tesislerde üretilen protein yönüyle zengin su ürünlerimizi 90'dan fazla ülkeye ihraç eder konuma geldik. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 milyar doları aşan bir ihracatı gerçekleştirdik. Yine Ocak-Ekim 2020 döneminde Türk devreğinde kırılıma, alt kırılımına bakacak olursak 383 milyon dolar levrek, 311 milyon dolarlık çupura ve 123 milyon dolar alabalık ihracatı yanında özellikle şu günlerde sana bir gidecek 20 milyon dolarlık da Orkinos ihracat hedefimiz var veya bunu gerçekleştiriyoruz. Bir de Türk somonu üzerinde biraz daha belki vurgu yapacağız. Burada da 117 milyon dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık. Ve oldukça artan bir ivme şeklinde de ihracatımız devam etmektedir. Artık üniversitelerin sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilen ve üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması konusunda önderlik yapan kurumlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu ARGE projeleri sadece şu anda mı, bu yıl mı yapılıyor? Hayır, Ege İhracatçılar Birliği zaten her yıl ürettikleri yetiştiricilik sektörü kendi firmaları dahil olmak üzere belli bir çizgide ürününü daha geliştirmek için zaten bu analizleri yapıyorlar. Tüm sektörde şöyle bir husus da var, bunu da belirtmem gerekiyor. Bir çiftlikte yetişen balık bakanlık tarafından zaten denetleniyor. Bunun dışında Avrupa Birliği tarafından da denetleniyor. O bir de değil, iki de değil. Devamlı farklı laboratuvarlarda. Bizim en az haftada iki kez sofralarımızda balığın olması gerekiyor. Bu ister avcılık olsun, ister yetiştiricilik olsun. Şunu söylemem gerekiyor ki, bugün birazdan değerleri paylaşacağım sizlerle. Yetiştirilen balık 24 ay, 18 ay emek verilerek kontrollü şartlarda üretilen bir üründür. Bir hayvansal üründür. Doğadan elde edilen çupra, yetiştirilen çupra, doğadan elde edilen levrek, yetiştirilen levrek. Bunlar 400-600 gramaj boyundaydı. Atlantik somon olarak nitelediğimiz salmosolar türü ve Türk somonu olarak son 2,5 yıldır Türk somonu bu bakanlık tarafından onaylanmış resmi bir marka niteliğinde ismidir. Normalde bir alabalık, gökkuşağı alabalığımızın denize entegre edilmiş ve büyütülmüş bir versiyonudur. Türk somonunun kıyaslaması olarak inceledik. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 100 gram balık etinde toplam kilokalori düzeyinde enerji yetiştirilen türde 169 kilokalori iken doğadan avlanan türde 139 kilokalori olarak bulundu. Tamam, tamam. 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 Tamam, tamam.
değil.